Ya anne Özel'e mi götürseydik bir de? Söylüyorum binip gidelim diyorum. Yine inat ediyorsun Rıza. İstemez. Bak. Yok bir şey. Tansiyon bu. Fırlayınca başıma vurdu işte. İlacını verdiler daha ne? Tamam da niye fırlattı o tansiyon öyle? Allah aşkına bana doğruyu söyle. O şeytan Veysel bir şey mi dedi Rıza? Ha? O herif bir şey mi yaptı? Rıza söylesene. Yok bir şey. Çıktı işte. Baba bak biri canını mı sıktı? Bunaltmayın insanı canım. Taksi geldi abla. Sen Mehmet öne geç. Dur Rıza şunu da koyayım. Dayan arkanı böyle rahat et. Rıza ben şimdi sana sarımsak ayıklayacağım. Onları yiyeceksin. Sonra bir de limonlu su içeceksin. Oldu mu? Oğlana da bakkala yolladım. Kepek ekmeği alacak senin için. Gerçi senin bu tansiyonun pek yemek işine benzemiyor. Sanki sinirsel gibi. He? Ben biraz yatayım. Yat yat dinle. Ha, uzan. Ya dükkan erken kapamasaydım? Ya akşama kadar öyle yatsaydı babam orada? Sus Mehmet sus. Düşündükçe elim ayağım titriyor. Çok fenaydı be Feriha. Ne yapacağımı şaşırdım. Hani donup kalırsın ya. Öyle. Yerde yatıyordu. Bir tarafta telefon. Telefon mu? Cep telefonu. Düşmüştü. Düşmeden önce biriyle konuşuyordu o zaman. Bilmiyorum da herhalde. Zaten o sırada hiçbir şey düşünemedim. Ne bileyim. Belki de kötü oldu. Bizi aramaya çalıştı. Arayamadan düştü. Babamın telefonu nerede? Masada işte. Ne yapacaksın? Ya bir son aramalara bakacağım. Eğer annemin dediği gibi Veysel Bey falan aradıysa. Babamı bu dükkan işinden çıkarmak gerek. Aferin kız. Kafan çalışıyor bazen. Süper. Son aramalara bakıyorum. En son annemi aramış. Bir de bir numara var ama kayıtlı değil. Allah'a korkulur senden. İyi akşamlar. Alo. Biz, buyurun. Ne oldu kızım? Yok. Cevap vermiyor.